Sizce ideal eğitim ve öğretim nasıl olabilir? Evet. Şimdi burada ideal eğitim ve öğretimi ben kendi köklerimizde arıyorum. Her ülkenin kendi değerleri var, kökleri var. Çok basit Hasan Bey, mevzuyu böyle çok hani şaşalı kelimelerle falan anlatmaya gerek yok. Cevherin özü kendi köklerimizde gizlidir. Bu toprağın altında. Geçmişe dair bizi ortaklaştıran bir takım önemli şahsiyetlerin hayat hikayelerini yeniden masaya koymamız lazım. Ahmet Yesevi'den başlayarak. Bize hayat veren, belki bunu ta hani kızıl elma diye ifade edilen peygamberimizin hayatından da kesitler alarak onun yolunda olan Ahmet Yesevi'den başlayıp Anadolu coğrafyasında bunların uzantıları ve alperenler diye ifade edilen Mevlana'lar, Yunus Emre'ler, Hacı Bektaşi Veli'ler, Hacı Bayram Veli'ler, Ahi Evranlar gibi Anadolu irfanını ayakta tutan, bu toprakları bize hediye eden insanların dünyaya sunduğu o bakış açılarını bir masaya koymamız lazım. Bizim Türk milleti olarak asıl zenginliğimiz burada gizli. Türkiye'de bu para kazanma hırsından dolayı dil, edebiyat, sanat gibi sosyal alanlardaki konulara çok fazla ilgi duyulmuyor. Oysa toplumları ayakta tutan asıl beslenme kaynağı bu saydığım şahsiyetlerdir. Bunların öğretileridir. Tabii ki biz dış dünyadan da bir takım faydalanmalar alabiliriz. Aristo'dan da faydalanın ama Gazali'den de faydalanın. Yani burada hiç beis yok. Ana damar Ahmet Yesevi'den günümüze doğru gelen damardır bizim açımızda. O damar unutulmamalı. Unutulmamalıdır. Evet. Bu damarı masanın üzerine koyup da diğerlerini bunun üzerine bina ettiğimizde Hasan Bey, o zaman ideal eğitim sistemi kendiliğinden ortaya çıkar. Burada bir notu daha iletmem lazım. Lütfen. Özellikle 13. yüzyıl Türk İslam tarihi açısından çok önemli bir dönüşüm noktası. O dönemde yetişen alimlerin dünyaya bakışları ve ortaya koyduğu eserler muhteşem. O yüzyılın çok özel olarak bir incelenmesi lazım. O dönemde kimler var? Demek ki saydığım alimlerin çoğu o dönemde. Ve ondan sonrasında neşet etmiş insanlardır. Sonrasında bu görüşlerin modern yöntemlerle bezenmesinde fayda var. Onda hiçbir beis yok. Ana yemek oradan alınmasıyla. Yemeğin servisini istediğiniz gibi yapabilirsiniz.